Diyelim ki yatırım yapabileceğim hisse senetleri bulmak için araştırma yapıyorum. Ve bir şirketin insanların veya piyasanın beklentilerine nazaran nasıl bir performans sergileyeceğini öngörebilme yeteneğimi olan güvenim tam. Özellikle A ve B şirketlerine odaklanıyorum. Ve A şirketinin piyasa beklentilerinden çok daha kötü bir performans sergileyeceğini düşünüyorum. Dolayısıyla bu şirketin hisse senedinde kısa ya da açık pozisyonu alma niyetine giriyorum. B şirketinin ise piyasa beklentilerinin çok üstünde bir performans göstereceğine inanıyorum. Ve bu nedenle o şirketin hissesini satın almaya niyetleniyorum. Yani uzun pozisyon almayı planlıyorum. Ama bu süreçte beni birazcık rahatsız eden bir şey var. Piyasa beklentisinden daha yüksek ve daha düşük performans sergileyecek şirketleri tespit etme yeteneğime güveniyorum. Ama piyasayı öngörebilme yeteneğime güvenmiyorum. Piyasanın grafiğini çizeyim. Bu mesela Borsa İstanbul'un veya Nazlak'ın piyasa değeri. Piyasanın en alt ve en üst değerlerini değerlendirmeye çalışırken fark etmişim ki bu piyasa neredeyse rastgele çıkıp iniyor. Dolayısıyla korkum şu. Araştırmalarıma dayanarak B şirketinden hisse aldığımda ya piyasanın düşeceği tutarsa? Öyle bir durumda muhtemelen B'nin değeri de düşer. Belki piyasa kadar çok düşmez ama sonuçta düşer. Ve ben para kaybederim veya A şirketinde kısa pozisyon açarsam ve piyasanın yükseleceği tutarsa ne olur? A şirketinin değeri piyasa kadar hızlı yükselmeyecek olsa bile bu kısa pozisyon hareketimle yine de para kaybetmiş olurum. Sonuçta yaptığım şey hissenin değer kaybedeceği üzerine bir kumar oynamak. Peki bunu engelleyebilecek bir denge yok mu? B şirketinden hisse satın almakla A şirketinde kısa pozisyon açmak arasında piyasa riskini büyük oranda azaltacak bir denge kurulamaz mı? Doğru bildiniz kurulabilir. İşin istatistiğine, beta kavramına yani piyasa riskini azaltmak için yapılabileceklerin ayrıntısına girmeyeceğim. Ana fikir şu. B şirketinin piyasa genelinden veya A şirketinden daha yüksek performans göstereceğine ya da A şirketinin piyasa genelinden veya B şirketinden daha düşük performans sergileyeceğine gerçekten inanıyorsam, A şirketinde alacağım kısa pozisyona yakın bir miktarda B hissesi alabilirim. Bu örnekte tek bir hisseden bahsediyoruz. Elbette birden çok hisse için de aynısı geçerli. Şuraya yazayım. Evet, B şirketinden bir hisse alıyorum ve A şirketinden bir hisse satıyorum. Yani A şirketinde kısa pozisyon alıyorum. Yani hisseyi ödünç alıyorum ve gelecekteki bir tarihte tekrar satın almak üzere satıyorum. İki hissede kısa pozisyon alıyorum. Neden bir değil de iki hisse dedim? Çünkü A'nın bir hissesi 5 dolarken B'nin bir hissesi 10 dolar. Bu ikisinin aşağı yukarı aynı meblaya denk gelmesi lazım. Dediğim gibi bu ikisinin piyasaya göre nasıl hareket ettiğini daha net görmek için burada daha ayrıntılı istatistikler kullanabiliriz. Biz basit bir durumu ele alıyoruz. Ne yaptık? B'de uzun pozisyon aldık. 10 dolarlık bir uzun pozisyon hareketi bu. A'da ise kısa pozisyon aldık ve bu kısa pozisyonun değeri 10 dolar. Çünkü tekrar edeyim A'nın bir hissesi 5 dolardı ve biz A'dan 2 hisse aldık. Böylece aynı dolar miktarını karşılamış olduk. Şimdi şunu bir düşünün. Piyasanın yükseldiği veya alçaldığı durumlarda B, A'dan daha yüksek performans gösterirse ne olur? A, B'den daha yüksek performans gösterirse ne olur?